en büyük af mertebesi yüce birisinden meydana gelen büyük bir işi affetmek, mertebesini tenzih etmek amacıyla kendisinden meydana gelmeyen birine izafe etmek derken, mertebesini tenzih etmek nasıl bir manaya gelir? Teşbihi örnekte verebilir misiniz? Kendisinden meydana gelmeyen birine izafe etmek derken kastedilen hakikat nedir? Şimdi burada edebi anlattı. Yani kendisinden meydana gelmeyen birini tenzih etmek derken Allah-u Teala'yı kastediyor. Yani orada o kusurdan Allah'ı tenzih etmek durumundayız. Oysa hakikat itibarıyla biliyoruz ki her şeyi yaratan Allah diyoruz ya, Allah katındandır. Hadi kendine bir iyilik iliştiğinde bunu Allah'tan bil. Kendine bir kötülük iliştiğinde nefsinden bil. Sonrasında ne diyor Allah-u Teala? De ki hepsi Allah katındandır. Şimdi evet, hepsi Allah katındandır. Ancak burada ilahi huzurdaki edep gereği eksiklik, noksanlık, kusur diye addedilen mevzuları kul nefsine izafe eder. Allah'ı tenzih eder bundan. Edep bunu gerektirir. Evet, edep, ilahi huzurdaki edep, Allah'ı eksik, noksan, kusurlu diye ifade edilen hallerden, sıfatlardan tenzih etmeyi gerektirir. Bununla birlikte her şey Allah katındandır. Tabii ki hepsi, çünkü hepsini halk eden, yaratan Allah-u Teala'dır. İbrahim Aleyhisselam'ın duasında hastalandığımda bana şifa veren sensin derken işte ilahi huzurdaki edebi gözetmesi gibi. Halbuki hastalığı yaratan da Allah-u Teala. Hastalığı müsaade etmese o kuluna o hastalık ilişir mi? İlişmez. Bu hakikati bilmesine rağmen bu hastalık bir eksiklik, bir noksanlık diye ifade edildiğinden ne yapıyor? Hastalanmayı kendine izafe ediyor. Ben hastalandım. Ben hastalandım. Bana şifa veren sensin diyor ondan sonra. Burada ilahi huzurda zaten o edep konusundaki başlık altında yapılan mevzuda ne dedi? Aslında bütün bunları halk edenin Allah olduğunu bil. Ama kul olarak ilahi huzurda edebini takınman lazım. Çünkü edebini takınırsan nice nimetlere mazhar olursun dedi. Eğer edebini takınmaz, o sırları alenen söylersen o zaman da cezalandırılırsın. Çünkü ilahi huzurda edepsizlik manasına gelir. Şeytanın beni sen azdırdın demesinde olduğu gibi. Evet, Allah-u Teala'ya ne dedi? Beni sen azdırdın. Hakikat mertebesinden sözü doğru mu? Doğru. Çünkü şeytana o sıfatları yaratılışında veren Allah-u Teala'dır. O azgınlığını doğuracak sıfatları veren, o şekilde halk eden Allah-u Teala olduğu için hakikat mertebesinden söz doğru. Ama o mertebenin adamı olmadığı için şeytan o sözüyle Allah'a iftira atmış oluyor. Çünkü o mertebenin adamı değil, o idrakta değil. Hazreti Adem ne dedi? İşte nefsimize uyduk dedi. Hata işledik. Ya Rab affet bizi dedi. Edepten. Tabii ki burada aslında nefsine uymanın hakikatinin ne olduğunu hakikat ehli bilir. Nefsin hakikatini kim halketti? Gene Allah-u Teala halketti. Ayağını sabit ediyoruz. Aynı sabit. Onun hakikati ne ise kul burada ona göre amel etmekle zorunlu. Ayağını sabit ede olan aynen burada zuhur eder dünya hayatında. O zaman bu hakikate vakıf olan kişi bilir ki bunu kendisinde halketen, takdir eden Allah'tır. Ancak buna rağmen ya Rabbi beni sen böyle takdir ettin, niye böyle takdir ettin, öyle yapmasaydın, şöyle yapsaydın denilemez. İlahi huzurda edep gereği burada edebini takınmak gerekir. Bu cümlenin geçtiği yer bu edeple alakalı mevzu. Oraya vurgu yapıyor yani.